Antoine de Saint-Exupéry. Küçük Prens. XXI. İşte tam o sırada bir tilki çıka geldi. Günaydın dedi. Günaydın diye kibarca karşılık verdi Küçük Prens. Küçük Prens geriye döndü ama bir şey göremedi. Buradayım, elma ağacının altında dedi aynı ses. Kimsin diye sordu Küçük Prens. Çok güzelsin. Ben bir tilkiyim dedi tilki. Gel birlikte oynayalım diye önerdi Küçük Prens. Canım öyle sıkılıyor ki. Seninle oynayamam dedi tilki. Evcilleştirilmiş değilim. Ya özür dilerim dedi Küçük Prens. Ama bir an düşündükten sonra ekledi. Evcilleştirme ne demek? ''Sen buralı değilsin besbelli. Ne arıyorsun burada?'' diye sordu tilki. ''İnsanları arıyorum.'' dedi Küçük Prens. ''Evcilleştirme ne demek?'' ''İnsanlar.'' dedi tilki. ''İnsanların tüfekleri var ve avlanırlar. İğrenç bir durumdur bu. Ama tavuk da yetiştiriyorlar. Tek yararlı yönleri budur. Tavuk mu arıyorsun yoksa?'' ''Hayır.'' dedi Küçük Prens. ''Dost arıyorum.'' Evcilleştirme ne demek? Bu çoktan unutulmuş bir şey dedi tilki. Bağlar kurmak anlamına geliyor. Bağ kurmak mı? Evet dedi tilki. Söz gelimi sen şimdi benim için diğer yüz binlerce küçük çocuktan farksız bir küçük çocuksun. Benim sana ihtiyacım yok. Senin de bana ihtiyacın yok. Ben de senin için diğer yüz binlerce tilkiden farksız bir tilkiyim yalnızca. Ama beni evcilleştirirsen birbirimize muhtaç oluruz. Benim için dünyada tek olursun. Ben de senin için dünyada tek olurum. Anlar gibiyim dedi Küçük Prens. Bir çiçek var. Sanırım beni evcilleştirmişti. Bu mümkün dedi tilki. Dünyada nelerle karşılaşmıyoruz ki? Ama bunlar dünyada olmadı dedi Küçük Prens. Bu sözler tilkinin ilgisini çekmişti. Başka bir gezegende mi? Evet. Orada da avcılar var mı? Hayır. Bak bu çok ilginç. Peki tavuklar? Hayır. Hiçbir şey tam istendiği gibi olmuyor dedi tilki iç çekerek. Ama tilki hemen konuya döndü yeniden. Benim hayatım tek düzedir. Ben tavukları avlarım. İnsanlar da beni avlar. Bütün tavuklar birbirine benzer. Bütün insanlar da birbirine benzerler. Bu nedenle biraz sıkılıyorum. Fakat beni evcilleştirirsen hayatım aydınlanır. Diğerlerinden farklı bir ayak sesi tanırım. Diğer ayak sesleri beni yer altına girmek zorunda bırakırken senin ayak sesin tatlı bir ezgi gibi beni toprağın üstüne çağıracaktır. Bak orada buğday tarlasını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğday benim için gereksiz. Buğday tarlalarının benim için anlamı yok. Bu üzücü. Oysa senin saçların altın renginde. Eğer beni evcilleştirirsen benim için mükemmel olur. Altın renkli buğdaylar bana seni hatırlatır. Rüzgarın savurduğu buğdayların sesini dinlemeye can atacağım. Tilki sustu ve uzun uzun Küçük Prens'e baktı. Lütfen dedi. Evcilleştir beni. Bunu çok isterdim ama fazla zamanım yok. Dostlar edinmeli ve pek çok şey öğrenmeliyim. Yalnız evcilleştirdiğin şeyleri öğrenebilirsin dedi tilki. İnsanların öğrenmek için hiç zamanları yok. Her şeyi hazır alıyorlar satıcılardan. Ama dost satan satıcılar olmadığı için dostsuz kalıyor insanlar. Eğer bir dost istiyorsan evcilleştir beni. Ne yapmam gerekiyor diye sordu Küçük Prens. Çok sabırlı olman gerekiyor dedi tilki. Önce benden biraz uzakta böyle çimenlerde oturacaksın. Sana göz ucuyla bakacağım ve sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Çünkü sözcükler yanlış anlamaların kaynağıdır. Ama her gün biraz daha yakınıma gelirsin. Ertesi gün Küçük Prens tilkinin yanına geldi. Aynı saatte gelmen daha iyi olurdu dedi tilki. Örneğin her gün öğleden sonra 4'te gelirsen ben daha 3 sularında mutlu olmaya başlarım.
Saat ilerledikçe mutluluğum artar. Saat 4 olunca yüreğim çarpar. Yerimde duramaz olurum. Mutluluğun armağanını veririm sana. Ama gelişi güzel bir saatte gelirsen hangi saatte kalbimi hazırlayacağımı bilemem. Törenler gereklidir. Tören nedir diye sordu küçük prens. Bu da unutulan şeylerden biridir dedi tilki. Bir günü diğer günlerden, bir saati diğer saatlerden farklı kılan şeydir. Örneğin avcılarımın bir töreni vardır. Perşembeleri köyün kızlarıyla dans etmeye giderler. Bu yüzden perşembe günü olağanüstü bir gündür. O gün bağlara kadar gidip gezebilirim. Eğer avcılar akıllarına estiği bir gün dans etselerdi, o zaman bütün günler birbirine benzerdi ve benim de eğlenecek bir günüm olmazdı. Böylece küçük prens tilkiyi evcilleştirdi. Ayrılık saati yaklaşınca, "Ah!" dedi tilki, "gözyaşlarımı tutamayacağım." "Bu benim suçum değil," dedi küçük prens. "Ben sana kötülük yapmak istemedim. Evcilleştirmemi sen istemiştin." "Haklısın," dedi tilki. "Ama yine de gözyaşlarını tutamıyorsun," dedi küçük prens. "Evet," dedi tilki. "O zaman bundan bir kazancın olmadı." "Kazancım oldu," dedi tilki. "Buğdayların renginden dolayı, unutma." Sonra şöyle ekledi. "Git, güllere bir bak. Senin gülünün yeryüzünde tek olduğunu anlayacaksın. Sonra gel, vedalaşalım. Bir sır armağan edeceğim sana." Küçük prens güllere bir daha bakmaya gitti. "Siz hiç de benim gülüme benzemiyorsunuz. Hiçbir özelliğiniz yok," dedi onlara. "Kimse sizi evcilleştirmedi ve siz de kimseyi evcilleştirmediniz. Tilkim eskiden nasılsa öylesiniz. Benim tilkim yüz binlerce tilki gibiydi. Ama onu dost edindim ve artık o yeryüzünde tek." Güller rahatsız olmuşlardı. "Güzelsiniz ama henüz bir şey değilsiniz," diye sürdürdü sözlerini. "Sizin için kimse vermez canını. Yoldan geçen birisi gülümün size benzediğini düşünebilir ama o tek başına sizden çok daha önemlidir. Çünkü onu ben suladım. Bir kavanozun altına ben koydum. Paravanla onu rüzgardan ben korudum. Kelebek olmaları için bıraktığım ikisi dışında tırtıllarını ben öldürdüm. Çünkü yakındığını, övündüğünü ve hatta suskunluğunu ben dinledim. Çünkü o benim gülüm." Sonra tilkinin yanına döndü. "Hoşça kal," dedi küçük prens. "Hoşça kal," dedi tilki. "Vereceğim sır çok basit. Doğru ancak kalple görülebilir. Gerçeğin özü gözle görülemez." "Gerçeğin özü gözle görülemez," diye tekrarladı küçük prens unutmamak için. "Gülünü bunca önemli kılan uğruna harcadığın zamandır." "Uğruna harcadığım zaman," dedi küçük prens hatırlamak için. "İnsanlar bu gerçeği unuttular," dedi tilki. "Ama sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeyden sonsuza kadar sorumlusun. Gülünden sen sorumlusun." "Gülümden ben sorumluyum," diye yineledi küçük prens unutmamak için. 22. "Günaydın," dedi küçük prens. "Günaydın," dedi demiryolu makasçısı. "Ne yapıyorsun burada?" diye sordu küçük prens. "Yolcuları biner kişilik gruplara ayırıyorum," dedi makasçı. "Onları taşıyan trenleri kimi zaman sağa doğru, kimi zaman da sola doğru yönlendiriyorum." O sırada gök gürültüsünü andıran bir ses çıkararak geçen ışıl ışıl bir ekspres makasçı kulübesini sarstı. "Aceleleri var gibi," dedi küçük prens. "Neden acaba?" "Makiniste sorsan o bile bunu bilmez," dedi makasçı. Derken ters yönden büyük bir gürültüyle içi ışıl ışıl bir ekspres daha geçti. "Döndüler mi?" diye sordu küçük prens. "Aynı insanlar değil," dedi makasçı. "Bir tür değiş tokuş." "Bulundukları yerden pek memnun değiller herhalde." "Kimse bulunduğu yerden memnun değildir," dedi makasçı. Ve ışıl ışıl üçüncü bir ekspresin gürültüyle geçişi duyuldu. "Bunlar ilk gidenlerin peşinden mi gidiyorlar?" diye sordu küçük prens. "Hiçbir şeyin peşinden gitmiyorlar," dedi makasçı.
İçindekiler ya uyuyor ya da esniyorlardır. Sadece çocuklar burunlarını pencerenin camına yapıştırırlar. Zaten yalnız çocuklar ne aradıklarını bilirler, dedi küçük prens. Bezden bir oyuncak bebek için bütün zamanlarını harcarlar ve o oyuncak onlar için çok önemlidir. Ellerinden alındığında ağlarlar. Çok şanslılar, dedi makasçı. 23. Günaydın, dedi küçük prens. Günaydın, diye yanıtladı satıcı. Susuzluk giderici haplar satıyordu. Bu haplardan haftada bir tane yutunca artık susuzluk diye bir şey kalmıyormuş. Neden satıyorsun bunları, diye sordu küçük prens. Büyük bir zaman kazancına neden oluyor, dedi satıcı. Uzmanlar hesaplamışlar, haftada 53 dakika kazandırıyor. Peki bu 53 dakikada ne yapılır ki? İstediğini yapabilirsin. Benim harcayacak 53 dakikam olsaydı bir pınara doğru ağır ağır yürürdüm, diye düşündü küçük prens. 24. Uçağımın bozuluşu nedeniyle çölde geçirdiğim 8. gündeydik. Ve satıcının hikayesini dinlerken elimde kalan suyun son damlalarını içmiştim. Peki, anıların çok güzel, dedim küçük prense. Ama henüz uçağımı onaramadım. İçecek bir damla suyum kalmadı. Ve ben de bir pınara doğru ağır ağır yürüyebilseydim mutlu olurdum. Dostum tilki, diye söze başladı. Sevgili küçüğüm, artık tilkiden söz edecek sıra değil. Neden? Çünkü susuzluktan öleceğiz. Mantığımı anlayamadı ve şöyle karşılık verdi. Ölecek olsak bile bir dostumuzun olması güzel. Ben bir tilki dostum olduğu için çok mutluyum. Tehlikenin boyutlarının ayırdığında değil, dedim kendi kendime. Ne acıkıyor ne de susuyor. Biraz güneş ona yetiyor. Küçük prens yüzüme baktı ve düşüncemi kavradı. Ben de susadım. Hadi bir kuyu arayalım. Elimle ümitsizliğimi gösteren bir hareket yaptım. Uçsuz bucaksız çölün ortasında kuyu aramak aptalcaydı. Yine de yola koyulduk. Saatler boyunca sessizce yürüdükten sonra gece çöktü ve yıldızlar birer birer ışıldamaya başladı. Susuz kaldığım için biraz ateşim vardı ve bu yüzden de onları düşte gibi görüyordum. Küçük prensin sözleri kafamın içinde uçuşuyordu. Demek sen de susuzluk çekiyorsun, diye sordum. Ama sorumu yanıtlamadı. Yalnızca şöyle dedi. Su kalbe de iyi gelebilir. Yanıtının anlamını kavramadım ama sustum. Ona soru sormamak gerektiğini biliyordum. Yorulmuştu, oturdu. Ben de onun yanına çöktüm. Kısa bir sessizlikten sonra konuştu. Yıldızlar görülmeyen bir çiçekten dolayı güzeller. Evet, dedim ve ay ışığı altındaki kum tepelerini sessizce seyrettim. Çöl de güzel, diye ekledi. Bu doğruydu. Çölü her zaman sevmiştim. Bir kum tepeciğinin üzerine oturursunuz ve hiçbir şey görmez, hiçbir şey duymazsınız. Yine de sessizlikte bir şeyler ışıldar. Çölü güzelleştiren şey, dedi küçük prens, bir yerlerde bir kuyuyu saklıyor oluşudur. Kumdaki bu gizemli ışıltıyı ansızın anlamak şaşkına çevirmişti beni. Küçükken eski bir evde oturuyorduk ve söylentiye göre orada bir hazine gizliydi. Tabii kimse bulamamıştı onu. Belki arayan bile olmamıştı. Ama bütün evi büyüleyen de oydu. Evim kalbinin derinliklerinde bir sır saklıyordu. Evet, dedim küçük prense. İster ev, ister yıldızlar ya da çöl olsun, tümü de güzelliklerini sakladıkları bir sırra borçludur. Tilkimle aynı düşüncede olduğuna sevindim, dedi küçük prens. Küçük prens uykuya dalınca onu kucağıma aldım ve yola koyuldum. Duygulanmıştım. Çok kırılgan bir hazine taşıyor gibiydim. Yeryüzünde ondan daha kırılgan bir şey yokmuş gibi geliyordu. Ay ışığında bu soluk alnına, kapalı gözlerine, rüzgarda titreyen saçlarına bakıyordum. Ve kendi kendime, gördüğüm sadece kabuk, en önemlisi görülemeyen, dedim.
Yarı aralık dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme gezinirken kendi kendime bu uyuyan küçük prenste beni duygulandıran şey bir çiçeğe, uyuduğunda bile benliğinde bir lamba alevi gibi parlayan bir gül imgesine gösterdiği bağlılık dedim. Ve o zaman onun daha da kırılgan olduğunu anladım. Lambaları korumak gerekir, yoksa küçük bir esintiyle sönüverirler. Böyle yürüye yürüye gün doğarken kuyuya ulaştım.